Tonguç Akademi'den hepinize merhabalar. Bu videoda soru çözerken uzak durmamız gereken 6 hatayı göreceğiz. Hadi başlayalım. Sık yapılan hatalardan ilki, sorunun tamamının altını çizmek. Bu durum hem soruyu okumamızı zorlaştırıyor, hem de parçadaki kilit noktaları kaçırmaya sebep olabiliyor. Bu nedenle sadece soru kökündeki önemli bilgilerin altını çizmek bizim için çok daha faydalı. Eğer soruyu okurken paragrafın sonuna gelmeden "biliyorum bu soruyu" düşüncesiyle bir şıkkı işaretlerseniz önemli hatalardan birini yaparsınız. Çünkü sorunun sonunda sizden bambaşka bir şey isteniyor olabilir. Yine bazen de soruyu okuyup şıkların tamamını okumayabiliyoruz. Bu da özellikle yorum sorularında hız kazanalım derken yanlış şıkkı işaretlememize sebep oluyor. Özellikle iki şık arasında kaldığımızda çok sık yaptığımız bir hata, silip silip diğer şıkkı işaretlemek. Hatta bazen "portakalı soydum, başucuma koydum" şeklinde işaretleyen arkadaşlar bile oluyor. Bu noktada eğer cevabınızı değiştirirken ciddi bir argümanınız yoksa bırakın ilk işaretlediğiniz kalsın. Çünkü yüksek ihtimalle o zaten doğrudur. Evde soru çözerken bir yandan TV açık olabiliyor ya da sevdiğimiz bir diziyi açıp onunla beraber ders çalışabiliyoruz. Bu durum soru çözerken dikkatimizi müthiş bir şekilde dağıtabilir. Bu nedenle odaklanma sorunu yaşatacak tüm unsurları ortadan kaldırarak soru çözmek çok daha verimli. Yeni nesil soru çözmeye başladığınız ilk dönemlerde süre tutmayabilirsiniz. Fakat belli bir aşamaya geldiyseniz ve artık denemelere giriyorsanız süre tutmanız şart. Süre tutmadan soru çözdüğünüzde çok rahat olabileceğiniz için sınav günü geldiğinde üzerinizde bir baskı hissedebilir ve çok daha fazla zorlanabilirsiniz. Sınavlarda kaydırma yapanların en önemli özelliklerinden biri ne? Tabii ki optik formu işaretlemeyi sona bırakmak. Bu hataya düşmemek için çözdüğünüz denemelerde her sorunun sonrasında işaretleme yapıp yolunuza öyle devam edin. Bu sayede hata yapma olasılığınız çok daha düşük olacak. Evet arkadaşlar, bugün sizinle soru çözerken yapmamamız gereken hataları gördük. İstek videolarınızı yorumlara yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşça kalın.